Bugün eşi Özün Hanım telefon hattında Almanya'dan canlı yayına katılıyor. Özün Hanım tekrar selamlar. Merhabalar Özün Hanım. Şimdi en baştan başlayalım mı? Son cümlenizi hatırlatayım mı size? Dün size Ferdi'yi izlediniz ve anlattıklarını dinlediniz mi dedim? Evet. Dinledim. O konuya da değinmek isterim bir iki cümle mümkünse. Açıkçası ben anlam veremedim anlattıklarına. Kayınvalidesi o kadar kötü bir insanken neden yıllarca hep onun elinin eteğinin altında yaşadık? Yaşamak zorunda bırakıldık Ferdi Bey tarafından. Onu da anlamış değilim. Tatil günlerinde bile bir saat işte çocukları AVM'de gezdirip geri kalan zamanımızın tamamını kendisi üzerine her seferinde annesi geçirdik. Şimdi böyle bir şey üstüne de o kadını kötülemenin ne kadar doğru bir şey olduğunu artık sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi kayınvalidesini kötülemedi ama birazcık iç güvey muamelesi gördüm dedi. Şahsen kötü bir insandır demedi. Bir şeyi. Aslında insanları kendisine ve bize sağlayabilecek durumdaydı. O şeye girmeseydi keşke. Şimdi sizin söyledikleriniz var. Ferdi aslında kötü bir adam değil dediniz mi? Tabii ki evet söyledim. Yani Ferdi Bey eşiniz özünde sizin gözünüzde nasıl bir adam? Bunu anlatır mısınız bize? Aslında gerçekten çok merhametli bir insan. Ama iyiliğinin nerede durması gerektiğini kendisi maalesef ki bilmiyor. Ama başkalarına iyilik yaparken kendisine ve bize aslında kötülük etti, öyle söyleyeyim. Başkaları birçok şeyin sefasını çekerken biz cefasını çektik her seferinde. Şimdi başkalarından kastınız nedir? Çok iyi bir adam, hatta iyiliklerinin sınırı yok. Yani ama bu eşinle alakası değil, arkadaşı, işte kendi ailesi yok yani. Sonu yok. Yani çevresine hep yardım eden biri mi? Tabii ki. Var olan geliri de böyle dağıtınca siz mi sıkıntıya düşüyorsunuz? Maddi konulara girmek bence çok doğru değil. Tamam, ben peki. İstemiyorum kendisine. Yani ben sadece şu cümleyi duymak istiyordum. Yani iyiliklerin sonu olmadığı için biz hep bunun sıkıntısını kendi aramızda yaşadık dediniz. Evet, aynen öyle. İlişkiniz nasıldı? Açıkçası düşündüğüm zaman bizim evliliğimiz çok öncesinden bitmiş. Bunu görmek istememişim açıkçası. Ki biz aynı evin içerisinde aslında iki yabancıydık. Ben akşamları, ya bütün gün bekliyorsunuz eşinizi. Evet. Geldiği zaman iki selam edelim. İşte çocuklarla ne yaptık onları anlatalım, edelim. Sohbetimiz olsun. Ben her gün bunu beklerken beyefendi bir türlü iletişim kuramadık ya da aynı lisanı mı konuşamadık onu da bilemiyorum. Şimdi bu konuda yani Ferdi Bey konusunu istiyor musunuz bilmiyorum ama hemen araya gireceğim. Ferdi Bey de aynı sıkıntıdan yanaydı. Biz eşimle hiçbir zaman baş başa tatil yapamadık. Genelde annesi ve kız kardeşiyle eşim tatil yapmayı tercih etti dedi. Doğru mu? Doğru. Yani ikiniz de aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Siz onunla diyalog kurup sohbet etmek ve yakınlaşmak istiyorsunuz. O da aynı şeyi sizden bekliyor. Çok ilginçtir. Yani zaten kendisi yıllarca çalıştığı halde ben çok nadir biliyorum ki kendisine izin almıştır diye. Sadece bir sene sanırım izin aldı. Onda da İzmir'e gitmiştik sanırım. Yalan olmasın yani. Kendisi sürekli zaten çalışıyordu. Evet. İznini hiç kullandığını hatırlamıyorum açıkçası. Yani çalışırken yoğun çalışan bir adam izinlerini kullanmıyordu. Yani bize özel vakit ayırmıyordu diyorsunuz. Yani. Peki Ferdi, şimdi sen dedin ki sen dün eşinle hiç baş başa tatile gidememekten yakınıyordun ya. Eşin de diyor ki iznini kullanmıyordu ki işkolikliğinden bizimle tatil yapsın baş başa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir önceki çalıştığım firmada 5 yıl çalıştım.
Orada 2 sene izin alamadım. Doğru. Evet. Daha sonradan izinlerimizi düzenli verdiler ama şöyle bir sıkıntı var diyorum ben size. Yani eşimle kayınvalidem, baldızım veya oturuyorlar, planı programı yapıyorlar. Hani bana demiyorlar ki şu zamana izin alabilir misin? Al, biz de o gün hep beraber gidelim. Annenle gelmesin, gelmesin annen. Kız kardeşin gelmesin. Benle plan programı yap ama gidemiyorsun ki. Ama bismillahirrahmanirrahim. Seste bir sıkıntı oldu. Öznur Hanım. Bir de şunu söyleyeyim evet, size. Öznur, hatırlıyorsan son 2 senedir, 2,5 senedir süs eşyalarıyla uğraşıyordun. Kitap okuyordun. Ben sana her seferinde diyordum ki bırak şunları artık. Yani ilgilenme şunlarla. Son 2 senedir sen benimle çok mu ilgilendin de benden ilgi bekliyordun? Ama siz de Öznur Hanım şöyle bir cümleniz var. Siz de dönüp benim enerjimi düşürüyorsun. Dedi mi size Ferdi Bey? Yok öyle değildi. Gün boyu akşam eve gelip işte bir yere bizi gezdirmeyi hayalini kuruyormuş. Doğru. Eve gelince de beni gördüğü zaman bütün yaşama sevinci kaçıyormuş. Şöyle anlatayım. Söyledim ama şöyle söyledim. Eve geliyorum, suratı asık. Günde 2 saat kız kardeşiyle konuşur. Annesiyle zaten evlerimiz yakındı. O zaman da giderdi annesinin yanına veya annesi gelirdi. Sorduğum zaman ona hani ne oldu? Ofluyu pufluyordu. Cevap da vermiyordu bana, anlatmıyordu da. Ben diyorum ki hani akşam eve gideyim. Şükürler olsun paradan yana bir sıkıntım yoktu. Altımızda aracımız vardı. Hatta Öznur ikinci doğumu yaptığında 2012 yılında 0 araba aldım ona. Ki çocuklarıyla rahat rahat gezebilsin diye. Çünkü ben seyahatteydim. 2-3 akşam ben evde olmuyordum. Çocuğum hasta olur. Al araban kapının önünde, git, gez, sana mazot parası soran yok, sana para soran yok, benim kredi kartım cebinde. Ben akşam eve geliyorum seyahatten, 9,5 saat, Efe ağlıyor evde büyük oğlum. Oğlum hayrola niye ağlıyorsun? 2 saattir ağlıyor çocuk. Baba ben bir oyuncak gördüm markette, markete gitmişler alışverişe, evet. Çocuğu almamışlar. Ben çocuklarım için yaşıyorum. Ben bak, onlar mesela, için para kazandım. 9.30'da gittim. Şey 9.30'da markete gittim. Çocuğumu oyuncağımı aldım getirdim. Baba var çocukların her isteklerini yerine getiren ama anneler de maalesef kurallar koyan. Kuralları koyan ve otorite olmak zorunda doğru olan söylüyorsunuz. Kişilerdir. Eşim de onu yapmaya yani, çalışıyordu. Bugün biz Ali ile ikimiz şurada oturalım. En büyük tartışma sebeplerimizden biri de budur. O oyuncak derim ki alınmayacak. O der ki aman ne olacak çocuktur alalım gönlünü yapalım. Yok oraya girmek istemezsin. Esra Hanım ben derdi. Yokluk gördüm. Bak, yokluk gördüğüm için ben çocuklarımı anladım. En iyi kıyafetleri alırdım ben onlara. Paranın hesabını yapmam ben çocuklarıma. Bakın bundan yana Özgür Hanım bundan yana bir sıkıntınız var mıydı? Şu anda söylediği cümlelerden yana. Esra Hanım ben gerçekten diyaloglara girmek istemiyorum. Sen onu yaptın ben bunu yaptım zaten biz bunun içinden hiç çıkamadık. Peki ben o zaman direkt şu sözü şunu duymak istiyorum. Evet. Bu ilişkinin, bu evliliğin özellikle de çocuklar için kurtarılabilir tarafı var mı? Hayır. Sen bir kadınsın, o da bir erkek. Ve kendisi babasız büyüdü 2000 yılından beri. Onu da